Merhaba. Bugün konumuz Fra Angelico. Artık Fra Angelico ile beraber, tabii e tabi önceki videoda da anlattığım masaj öyle de beraber 15. yüzyıla girmiş bulunduk. Ve artık 15. yüzyılın ilk yarısındaki sanatçıları, bu dönemde verilen sanat eserlerini konuşmaya başlayacağız. Yani artık tam anlamıyla Rönesans'ın tam da içindeyiz. Artık bu dönemde özellikle Fra Angelico'nun döneminde Cosimo di Medici, Floransa'nın fiili hükümdarıydı. Ve tabii Cosimo di Medici'nin hükümdarlık zamanında da pek çok e, sanatçıyla daha devam edeceğiz. Donatello gibi, Brunelleschi gibi. Ki artık bütün Floransa'nın sanat şehri olmasına, Floransa'nın tümüyle bütün bir şehir olarak bir atölye haline gelmesine ve bu atölyenin, bu sanat eserlerinin büyük bir hümanizmle yoğrulması gibi bir dönemle Cosimo di Medici sayesinde karşı karşıyayız. E, geçersek Francelico bir rahip. Bundan dolayı da daha sonra biraz değineceğimiz üzere bir Dominiken e, tarikatına mensup, mensup bir rahip. Bu yüzden de birazcık bağnaz bir kişiliğe sahip. E, ve Orta Çağ felsefi düşüncesini hala aslında sürdüren bir sanatçı. Yani Orta Çağ felsefi düşüncesini sürdürüyor ama sanatında tabii ki de Rönesans'tan büyük izler taşıyor. Yani sanatın aslında Rönesans sanatı rahatlıkla diyebiliyoruz. Bazı sürdürdüğü gelenekler haricinde. Çünkü e, Frangelico resimlerinde mekan olarak Masaccio'yu takip etmiş olsa da yani mekan olarak aslında antik Yunan, antik Roma izlerini biz humanizmle beraber görüyor olsak da Frangelico'nun resimlerindeki figürler hala gotik üslup tutan izler taşımaktadır. Hatta bizzat gotik üsluplu bile kimi resimleri için diyebiliriz. E, figürlerin ayakları pek yere basmaz. Biz bunu aslında Giotto'da ne demiştik? Vasari Giotto için insanın ayaklarını yere bastıran usta olarak bir tanım getirdiğini söylemiştik. Ama Fra Angelico kasıtlı olarak bunu e, yapmıyor. Yani insanlar birazdan yere basmıyor. E, uçuşur form. Uçuşur form demeyeyim biraz manieristle alakası yoktu gibi bu olayın. E bunun nedeni de e, kutsallık atfetmek istemesi bu figürlere. Yani çok büyük ölçüde zaten daha e, mitolojik öğelerin olduğu resimlere rastlamayacağımızdan dolayı bu dönemde sadece biz dini resimler görüyor olacağız. İncil sahneleri, Tevrat sahneleri görüyor olacağız. Bu yüzden de Francelico barındırdığı ortaçağ düşüncesi ve rahip olmasından da dolayı birazcık eski gelenekleri kasıtlı olarak korumakta. Yani işte dediğimiz gibi e, figürlerin ayakları yere basmıyor. Yani aslında Rönesans'ın e, getirdiği yenilikleri olabildiğince kullansa da e, bu sanatçı Orta Çağ düşüncesine sahip olması bu olayını biraz engelliyor kimi zaman. Yani bu kutsallığı korumak için aslında eskiden olduğu gibi de resimlerinde biz pek çok e, altın yaldızda çok yoğun bir altın e, yaldız kullanımına rastlıyoruz Fra Angelico'dan. Ee, ama yine de resanstan gelen öyküsel anlatımı kullanıyor. Özellikle ileride örneklerine bakarken de sanat eserlerini incelerken de bunu Meryem'e müjde sahnesinde göreceğiz. Yani bir anda Meryem'e İsa'nın doğacağı müjdelenirken resmin köşesine baktığımızda biz ilk günah yani Adem ve Havva'nın kovuluş sahnesini göreceğiz. Bu da bize kovuluş sahnesinde işlenen ilk günahı İsa'nın bütün günahları e, affedeceğine bir gönderme oldu. Yani bu affı için İsa'nın Meryem'e müjdelendiği gibi öyküsel ve aslında sinematik bir anlatım görüyor olacağız. Fra Angelico da diğer tüm Rönesans ressamları gibi. Şimdi e, Fra Angelico, Masaccio ve Brunelleschi gibi pek çok ee, sanatçı ile beraber aynı zamanda aynı ortamda çalışma fırsatı bulduğu için ve Brunelleschi e, ileride buna değineceğiz Brunelleschi bir mimar olduğu için ondan çok etkili. Bu yüzden de aslında Brunelleschi'den e, etkilenmesi dolayısıyla biz Franceli Angelico'nun resminde pek çok mimari ögeye rastlayacağız. Yani bu bir e, Yunan sütun başlığı olmasa bile biz kapalı bir ortamda Tavanın yapısından, tavanın hacminden, bunun Brunelleschi'ye dair ipuçları olduğunu anlayacağız. Yani ondan etkilendiğini çok rahat bir şekilde anlayacağız. Aslında Fra Angelico'nun en önemli işleri ona Cosimo di Medici tarafından verilen San Marco Manastırı'nın freskleri. Yani evet Floransa'da çok iş yapıyor. Biz Floransa'daki şu an bile çoğu evin e, avlusuna baktığımızda Fra Angelico'nun eserlerini görüyoruz. Ee, ama işte dediğim gibi en önemli işi Floransa'daki San Marco Manastırı'nın freskleri oluyor. Cosimo di Medici tarafından bu görev ona veriliyor. Ve dediğim gibi en başta da San Marco Manastırı Frangelico'nun da mensup olduğu Dominikan keşişlerin manastırı. Frangelico burada pek çok e, fresk yapıyor. Aynı zamanda bir çok başarılı bir tespitçi olduğu için de biz yine burada bulunan pek çok ilahi kitapta, e, bunların nota kitaplarında, İncil kitaplarında Frangelico'nun çizimlerine rastlıyoruz. Ee, bir alıntıyla devam etmek istiyorum Frangelico'ya dair. Şimdi Vasari'den tabii ki de alacağım bu e, cümleyi. Fra Angelico resimlerini asla rötuşlamaz ya da düzeltmezdi. Resmedildikleri gibi bırakırdı. Çünkü Tanrı onları böyle olmasını istiyor derdi. Fra Angelico'nun dua etmeden fırçayı eline almadığı da söyleniyordu. Ne zaman bir çarmıha giriliş resmi yapsa gözyaşları sel gibi akıyordu. Dolayısıyla figürlerin yüzleri ve duruşlarının Hristiyan inancının derinliğini ve samimiyetini ifade etmesi şaşırtıcı değildi. Ee, şimdi Dediğimiz gibi zaten buradan birazcık da dindar olduğunu görüyoruz Brancelik. Ve aslında Wasser'da dair o dönemden elimize ulaşan pek çok e, anekdotta pek çok belgede Fıra Angelico'nun gerçekten çok etkileyici eserler yaptığı söylenir. Bu evet e, realistikleriyle realistlikleriyle ön plana çıkan eserler değildir. Ama Floransa halkını gerçekten çok hani derinden etkileyecek dini figürler çizdiği için bunu söyleriz Fıra Angelico'nun sanatı için. Aslında ilk videoyu hatırlarsanız ortaçağ sanatçısından biraz bahsederken demiştik ki biz ne zaman bir ortaçağ sanatçısını sorsak bize şu cevabı verirdi. E, bu resmi ben yapmadım. Bu resmi tamamen Tanrı'nın bana verdiği bir yetenekle yaptım cevabını verirdi demiştik. Demin okuduğum alıntıda aslında benzer bir şey görüyorsunuz. Çünkü ne demiştik? Ortaçağ düşüncesinden hala çıkamamış ve bunun geleneklerini sürdüren bir sanatçı Frangelico. İşte ne demişti? E, ben hiçbir şekilde evet bir resmi çizerim okey. Ama bir rötuş yapmam, onu herhangi bir şekilde düzeltmem. Çünkü Tanrı onları bu şekilde yapmamı istiyor, diye Vasari bize aktardığını görüyoruz. O zaman ben anlatacaklarım kişiliğine ve hayatına dair ufak şeyler bu kadar. Eserleri üzerinden birazcık daha derinlere inelim. Şu an karşımızda Meryem'e müjde sahnesi var Fra Angelico'nun. Bu sahne aslında yüzyıllardır en fazla işlenilen İncil konularından biridir. İkonografisinden kısaca bahsedecek olursak, Bakire Meryem'e İsa'ya hamile kalacağının verildiği müjde sahnesidir bu. Cebrail ya da Gabriel melek tarafından. Franseli konunun aslında bir ayıp olmasından dolayı birazcık daha eski kafalı olduğunu ve ortaçağ düşüncesini hala taşıdığını söylemiştik. İşte resminde de bu düşünceyle beraber e, ee, Rönesans sanatını bir karma haline getirmiş bu eserinde. Diğer eserlerinde de olduğu gibi. Bu yine San Marco Manastırı'nın duvar fresklerinden sadece bir tanesi. Sahne karmaşadan oldukça uzak bir sahne. Ve yine çok dingin bir şekilde bu haberi alan aslında bir şekilde de hani nasıl olur ben kimseye hani bir erkek eli bile değmedi dercesine Meryem'in ifadesinin güçlülüğünü görüyoruz biz burada. Ee, Burada yine aynı zamanda bütün kompozisyonlarda yani çoğu kompozisyonlarda diyeyim yine olan kutsal ruh güvercinle resmedilmiş ve arkasında bir ışık yüzmesi var. Ve burada da aslında en köşeden ruha doğru uzandığımızda Tanrı'nın elini görüyoruz. Yani Tanrı, kutsal ruh, Gabriel Melek ve Meryem'den oluşan çok klasik bir kompozisyon bu. Ama peki bunu Rönesans resmi yapan ögeler ne? Burada şimdi eserin sol tarafına en sonuna değineceğim çünkü çok tatlı bir detay var orada. Dediğimiz gibi bir öyküleyici anlatım var. Eserin sağ kısmındaki yapıya odaklanalım. Yapı tamamen geometri ve matematikten yoğun bir şekilde beslenmiş bir yapı. Yine aynı şekilde dönemin çoğu mimar ve heykeltraşıyla bir arada bulunan Fra Angelico yine bu tavan yapısında sütun yapısında ve bütün mimarideki ögelerle bunlardan etkilendiğini görüyoruz. Yine sütunlara baktığımızda kompozit bir sütun başlığı yapısını görüyoruz. Bu da zaten antikroma ve antikinona öykünme ile beraber humanizmin aslında bir potada eritilmesinden oluşan resme giren figürlerden, ögelerden yalnızca bir tanesi cümleyi yine çok uzattım. Üzgünüm yani karıştıysa aklınız. Burada yine perspektifin nasıl yoğunlaştığını tavandaki derinliklerden ve arkaya dek uzanan odadan hatta odanın içinde dahi dışarı uzanan minik pencereden şu üstünün arkasında kalan e, görebilirsiniz perspektifin nasıl başarıyla uygulandığını. Yine aslında e, eski geleneklerin sürdürülmesini de şu şekilde açıklayabiliriz. Yine bir lacivert rengi yani kutsal renk, zahmetli rengin kullanımını yine aynı şekilde de altın yaldızın harelerde, saç renklerinde, arkalardaki perdelerde ya da kıyafetlerdeki, kanatlardaki süslemelerde görüyoruz. Bu altın rengi kullanımı da yine ortaçağ geleneklerinden süregelen bir şey. Şimdi eserin sol tarafına doğru bakalım. Burada aslında çok tanıdık olduğumuz bir diğer sahne. Adem ve Havva'nın cennet bahçesinden kovuluş sahnesini görüyoruz. Yukarıda da onları kovan melek var zaten. Burada e, yasak meyveyi yiyen Adem ve Havva ilk günahı işliyor biliyorsunuz. Ve aslında Öykleyici anlatımla beraber bunun figürlerin buraya yerleştirilme sebebi şu. Burada ilk günah işleniyor ve burada da aslında Hristiyan inancına göre biliyorsunuz İsa bütün insanlığın Günahını affetmek uğruna çarmıha geriliyor. İşte bu ilk günahtan bu yana bütün insanlığın günahını affedecek, affettirmek için çarmıha gerilecek İsa'nın doğumunun müjdesinin verildiği sahneyle beraber öykleyici anlatımı da burada anlatmış bulunmaktayım. Bir diğer Fra Angelico eserine geçelim. Bu da aslında anlatılacak pek bir şey yok. İsa'nın çarma gerilme sahnesi. Yine üslup olarak altın yaldızın çok yoğun arka planda kullanıldığını, yine harilerin abartılı bir altın yaldız şeklinde olduğunu görebiliriz. Burada yine havaliler, Meryem, bayılan bir Meryem figürü insanların dehşetle bu ana tanıklık etmesini görüyoruz. Burada aslında şöyle tatlı detaylar mevcut. Çok girmeden hemen bahsedeceğim. O dönemde bir konsil olacak. Yani e, Doğu Kilisesi ve Papalık e, Batı Kilisesi'nin bir araya geleceği bir durum var. E, çünkü aslında yine, dediğim gibi çok uzun bir konu. Osmanlıların tehdidi altında o sırada Doğu Kilisesi. Bu yüzden de e, bunun uğruna bir tartışma ortamı olacak. Ama bu e, başka bir kentte yapılıyor. Fakat o kentte şu an hatırlamıyorum. E, araştırıp videoyu çektikten sonra videonun üstüne yazacağım. O kentte veba salgının baş göstermesi nedeniyle o dönemdeki e, Floransa'nın fiili hükümdarı olan Cosimo di Medici aslında bir bakıma parayı bastırıp bu konsilin Floransa'da olmasını sağlıyor. Bu aslında Cosimo'nun birazcık daha devletten öte kişisel kararı. Çünkü asıl amacı doğudaki kaynakların doğadaki din adamlarının doğ, doğudaki doğa mı dedim deminden beri bilmiyorum doğudaki rahiplerin gelmesini istiyor. Bir tartışma ortamına tanıklık etmek istiyor Cosimo değil Medici. Çünkü aslında bir e, Platon akademisiyle de beraber felsefeye nasıl düşkün olduğunu ve farklı düşüncelere nasıl açık olduğunu zaten Cosimo değil Medici'nin biliyoruz. İşte şimdi resme dönersek tüm bunları nereden anlıyoruz? İşte o döneme aslında denk gelen Fra Angelico bu doğudaki ögeleri resimlerinde kullanmış kıyafetlerden de. Bunu aslında biraz anlayabiliriz. Şurada da göstereyim. Kıyafetler, başlıklar, sarıklar gördüğünüz gibi. Yine süslemeler kıyafetlerdeki doğuya özgü bir moda anlayışını burada bize yansıtıyor Fra Angelico. Bu bir Noli ve Tangere sahnesidir. Bu ne demek? Bana dokunma demek. İkonografisi şu şekilde. İsa öldükten 3 gün sonra dirilir ve dirildikten sonra ilk kez de Mecderli Meryem'e gözükür. Burada işte o sahneyle karşı karşıyayız. Mecderli Meryem Romalı askerlerin tehditine karşı sürekli İsa'nın mezarını kontrol etmektedir. Yine günlerden bir gün İsa'nın mezarını kontrol ettiğinde içeride bedeninin olmadığını ve kefenlerin adeta katlanmış hali yani düzgün bir şekilde olduğunu görür ve kapının da açık olduğunu. Panikle dışarı çıktığında ise karşısında bizzat İsa'yı görür. Mecdali Meryem. Burada işte bu heyecanla aslında İsa'ya sarılma güdüsüyle ona doğru koşarken İsa'nın panikle geri çekildiğini ve eliyle hayır noli metangere yani bana dokunma dediğini görürüz. Çünkü henüz Tanrı katına yükselmedim diye devam eder kutsal metinde. Bu da böyle bir e, sahne diyeyim. Bu aslında normalde mağaranın içinde e, genellikle resmedilen bir konudur. Aynı şekilde Rönesans döneminde birazcık da dışarıda görürüz çünkü Rönesans sanatçısının kaygısı e, o doğal ışığı, o doğa ortamını göstermektir. Bu yüzden de hünerlerini bu şekilde göstermek için yine Fra Angelico da mağaranın dışında doğal bir ortam içinde resmetmiştir bu resmi.